hunting yapacağım için Sentinel-1 sunumu üzerinden kısa bir slide gösterimi yapacağım. Aslında slide gösterimi de tam olarak söylenmeyebilir çünkü 2-3 tane slide olacak. Daha çok uygulamaya yönelik bir sunum olacak bugün özellikle. Bugün iki farklı senaryodan bahsedeceğim. Bir tanesi SOC ekibinden gelen, bu kendi içerinizde bulunan bir internal SOC ekibi olabilir ya da hizmet aldığınız firmadan gelen bir SOC gelen bir veri olabilir. Zararlı bir domain adresine erişim sağlandığı ile alakalı kurum içerisinden size gelen zararlı domain adresinden ve sizin bunun devamında da işte bunu araştırıp herhangi bir şekilde zararlı bir durum olup olmadığı ile alakalı kendisine geri bildirim isteyen bir case olacak. İkinci case'imiz ise son darbeyi vurmadan önce ransomware hunting başlıklı bir case olacak. Yani ransomware'in şifreleme aşamasına gelmeden önce ne gibi izler bıraktığını sistemde ve bu tabii ki bunu EDR özelinde anlatacağım. Yoksa threat hunting sadece EDR ile yapılan bir aktivite değil. Bunun NDR yani threat hunting aslında tüm environmentlerimizi kullanarak yaptığımız aktivite. Ancak ben bugün EDR ile threat hunting olayında bahsedeceğim için sadece endpoint üzerinde yaptığı hareketlere ve bıraktığı izlere bakacağız ki threat hunting teknolojisi veyahut da aktivitesi daha çok son zamanlarda EDR üzerinden, EDR'lar üzerinden yapılıyor. Çünkü şu an biz zararlı aktivitelerin, saldırıların ve saldırganların %80'ini işte EDR ve bunun yanında işte SIEM gibi iki çözümde %80'ini karşılayabiliyoruz. Geri kalan %20'lik kısmı içinde aslında diğer environment bilgileri ya da araçları gerekli oluyor. Ama daha çok endpoint üzerinde bıraktığı izlerle biz hem ransomware'i hem de birçok saldırıyı yakalayabiliyoruz. Şimdi sunumumu Sentinel-1 üzerinden yapacağım için burada Sentinel-1'ın birkaç tane özelliğinden bahsetmem gerekiyor. Çünkü bunu kullanacağım. Sentinel-1'ın EDR'lar içerisinde aktif EDR diye bir teknoloji ortaya atmasıyla beraber aslında EDR teknolojisinde bir evrilme oldu. Aktif EDR, bundan önce aslında EDR teknolojilerin öncüsü Carbon Black diyebilirim. Ancak Carbon Black biraz geleneksel bir EDR yapıda kaldı. Sentinel-1 ise aktif EDR teknolojisini ortaya atarak ki SANS Enstitüsü'nün bu konuda passive is not enough, active is better diye bir makalesi de var. Bunu da bakabilirsiniz. Aktif EDR teknolojisiyle alakalı, Sentinel-1'ın ortaya attığı teknolojiyle alakalı SANS ile bir inceleme yazısı başlatmıştır. Ki Mandiant gibi büyük MDR hizmeti veren firmalarda stratejik Sentinel-1'e stratejik anlaşma yaparak MDR hizmetlerini Sentinel-1 üzerinden vermektedir. Sentinel-1'ın Storyline dediğimiz bir teknolojisi var. Bu teknoloji şuna dayanıyor. Şimdi herhangi bir file, bu Excel olabilir, Word dosyası olabilir, DLL olabilir. Yani işletim sistemiyle alakalı hem Linux hem Windows tarafında fark etmeksizin herhangi bir file çalışmaya başladığı andan itibaren arka tarafta işletim sistemi ile ilgili bir sürü işlem başlatır. Yani atıyorum bir file çalışmaya başlar ve arka tarafta bir register değerini değiştirebilir. Bir PowerShell komutu çalıştırabilir. Bir network connection'ı açabilir. Arka tarafta diğer veri bilgisayarlara ulaşmak için ya da işletim sisteminde bazı kernel parametrelerini değiştirebilir. File çalışmaya başladığı andan itibaren oluşturduğu tüm işlemlerin hepsine ayrı ayrı bir story ID atar Sentinel-1. Tüm bir story ID'lerin atıyorum bir tane file çalıştı ve 1000 tane story ID oluştu arka tarafta. 1000 tane işlem için her biri için bir story ID olacak şekilde 1000 tane story ID oluştu. Ve tüm bir story ID'leri Sentinel-1 patentli teknolojisi olan Powered AI ile bir Powered AI algoritmasına sokar. Detection algoritmasına sokar ve bu 1000 tane story ID içerisinde bir atak paterni yakalamaya çalışır. Eğer bu atak paternini yakalarsa
Bu sefer de bunların hepsini tek bir storyline ID'de birleştirerek bize tüm olay örgüsünü tek bir storyline ID'de ve arayüz üzerinde tek bir klik ile bunların hepsini gösterir. Burada mesela Word Exe'den sonra bir PowerShell Exe açılmış ki bu bir anomali durumdur. Çünkü PowerShell skriptini genellikle biz Word'de çalıştırmayız. Burada Word içerisinde ya da Excel içerisinde bir makroda içerisinde PowerShell çalıştırılmış ve PowerShell arka tarafta bir schedule task çalıştırılmış. Persistence için genellikle bunun için kullanıyorlar. Bir VSSAdmin komutu çalıştırmış ki bunu genelde ransomware'ler yapıyor. Zaten senaryonun birisinde bahsedeceğim. ConHostExe ile başka bilgisayarlara ulaşmaya çalışmış. vMeet'le de diğer bilgisayarlarda ya da proseslerde bu komutu çalıştırmaya çalışmış. Bu genel hatlarıyla bir ransomware hareketi diyebiliriz. Çok benziyor ransomware hareketine. Şimdi biz klasik EDR'larda bu senaryo ile alakalı gördüğümüz alert, yani normalde bu senaryoda bütün EDR'lar neredeyse bir alert üretir. Ama klasik EDR'larda Word'den sonra PowerShell çalıştı diye bir alert üretilir. Geri kalan tüm ayrıntıları bizim bulmamız gerekiyor. Yani PowerShell'de çalıştıktan sonra arka tarafta ne o işte schedule task oluşturmuş mu, oluşturmamış mı ya da VSSAdmin hangi nerelere network connection açmış falan gibi bütün detayları ya da bu Word Exe işte Outlook Exe'den mi gelmiş ya da Chrome'dan mı indirmiş, nereden indirmiş bununla alakalı detayları bizim custom query'ler yazarak öğrenmemiz gerekiyor. Ancak SentinelOne Storyline teknolojisi de bunların hepsini tek bir storyline üzerinde toplayarak bunları olay örgüsünü tümüyle bize rahatlıkla görmemizi sağlıyor. Yani SentinelOne ile ilgili bu konu başlığı altında anlatacaklarım bu kadar. Ancak ürünün gelişmiş birçok özelliği var. Ama bu webinarın konusu değil. Şimdi birinci senaryomuzda şöyle bir açıklama yapmıştık. Bir soru gelmiş. Story ID'leri olay sırasına göre mi atıyor? Aslında olay sırasına göre atıyor. Yani şöyle bir durum da olabiliyor. Yani saldırgan geldi, kurumun içerisine girdi. Bazı aktivitelerde bulundu. Tabii SentinelOne da arka tarafta bunları logluyor. Ama zararlı olabilecek bir aktivite yok ya da false pozitif olabilecek bir aktivite yok. Atıyorum VSSAdmin show shadow list komutunu çalıştırdı. Bunun için SentinelOne bir alert üretmez. Arka tarafta indikatör üretir. Bunu incident olarak üretmez. Yani kullanıcının ekranına basmaz. Bunu ancak biz custom query'lerle görebiliriz. Loglamasıyla alakalı herhangi bir sorun yok. Ancak biz eğer incident olarak görmek istiyorsak SentinelOne bunu takip ediyor ve 10 gün saldırgan hiçbir şey yapmadığını varsayalım ya da geldi bazı aktiviteler yaptı böyle hazırlık amaçlı ve bunlar da EDR'a yakalanabilecek şeyler değil. 11. gün gel eğer zararlı bir aktivite, zararlı bir exe falan çalıştırdığında bu sefer arkaya dönüp tüm böyle hareketlerini yeniden biz oluşturduğu store ID'leri tekrardan bir Powered AI teknolojisinden geçiriyor ve hepsini birleştirerek yeni bir storyline ID'ye atıyor. Aslında öğrenme sürekli olarak devam ediyor SentinelOne AI teknolojisinde. Şimdi demo için bir ortam oluşturdum ve burada bir senaryo oluşturdum. Şimdi diyelim ki saldırgan geldi. Böyle bir bat dosyası var. Bu bir Excel de olabilirdi ya da Word de olabilirdi, fark etmez. Bu bat dosyasını çalıştıralım. Tabii ben SentinelOne'da herhangi bir uyarı üretmesin diye arka tarafta ben kendim query'lerle bunu bulmak istediğim için buna şey üretmesin diye, incident üretmesin diye bir exclusion girdim. O yüzden şu an normalde bu zararlı aktiviteyi çok rahat görebilecekken bununla alakalı bir incident üretmeyecek. Ama arka tarafta bu exe'in ya da bu bat dosyasının ile alakalı tüm işlemlerin hepsini zaten kaydettim. Şimdi SentinelOne zaten bizi bu şekilde bir arayüzle karşılıyor. Şimdi bize demiştik ki SOC ekibinden bir şey geldi. Domain adresi geldi. Şimdi biz hemen SentinelOne Visibility dediğimiz tarafa aslında threat hunting yaptığımız yer ve star rules dediğimiz custom rule'lar işte Carbon Black'teki gibi Carbon Black'teki adıyla watchlist'ler yazabildiğimiz yerlerden birisi burası. Yer burası. Şimdi bize bir tane zararlı DNS geldi. Bu arada query dilini bilmenize dahi gerek yok. Çünkü
tablayarak bunları rahatlıkla elde edebiliyoruz. DNS request. Şuradan kopyalayacağım bunu. Şimdi böyle bir DNS request'i oluşmuş. Hatta event type de yapayım çünkü daha önceki denemelerim de gelecek. Onların dayanmasını istemiyorum. And event time, pardon. Şu an 11, 14, 11, 10'dan sonrasını göstersin. Nasıl geldiyse, eğer oluştuysa bakalım. Evet, böyle bir DNS request'i görüyoruz. Şimdi DNS request'ini incelediğimizde bizim şöyle bir edr.0demo-toolkit.d diye bir DNS adresine gittiğimizi, bu da aslında sen zararlının ya da saldırganın komuta kontrol sunucusu diyebiliriz ve response'a da şöyle iki tane IP veriyor bize. Bu IP'leri de ayrı ayrı gene bakmamız gerekiyor çünkü iki tane connection açmış, bir tane connection'da şu işlemi yapmış, PowerShell'le bir web request'i yapmış bu şeye. Ve create task diye bir bot indirmiş ve bunu indirirken de API key kullanmış. Bunu da temp'in altında, environment temp'in altında create bot, create task nokta bot olarak bir bot dosyası indirmiş. Şimdi bu aslında bu, yani şimdi olabildiğince iyi niyetli yaklaşmaya çalışıyoruz. Diyelim ki bu normal bir şey de olabilir. Yani Google ya da kullandığımız herhangi bir uygulama da atıyorum internetten bir update'ini çekmek için böyle herhangi bir URL'e bu şekilde indirmeler yapabiliyor. Ancak burada bizim SOC ekibinden geldiği için ve SOC ekibinde genelde firewall'larda da bu olabiliyor ya da SOC Radar gibi Threat Intelligence ürünleriyle de böyle verileri elde edebiliyoruz. Zararlı domain feed'leri oluyor. Yani bu feed'i bir şekilde elde etmiş ve bize zararlı olduğunu vermiş. Zaten artık biz burada muhtemelen zararlı bir aktivite olduğunu varsayacağız ama bu zararlı olmayabilir diye düşünmemiz gerekiyor. Şimdi geldik. Şimdi iki şekilde yaklaşabiliriz. Normalde SentinelOne'da şunu yapabiliyoruz. İşte endpoint'te ya da şu bizim sanal makinemiz herhangi bir kullanıcının makinesi aslında. Bu kullanıcının şurada bir soru daha gelmiş. Ara ara sorular geliyor. Keseceğim, kusura bakmayın. Burada gördüğünüz detaylı logların hepsini CM'e gönderebiliyor muyuz demiş. Gönderebiliyoruz. Onu da çok basit bir şekilde yapabiliyoruz. Onu da gösteririm sonlara doğru. Şimdi bu create alt-task.bat'a istersek SentinelOne'da agent üzerinden file fetch dediğimiz bir özellik var. File'ı buradan fetch edip direkt kendimiz kullanıcıyla hiçbir şekilde muhatap olmadan file'ı buradan fetch edebilip kendimiz indirebiliriz. Ancak zaman kaybı olmaması açısından gidip direkt ne yaptıysa buradan ben bakmak istiyorum, görmek istiyorum. Şimdi temp'in altına user SentinelOne temp app data'nın altına koymuş. App data'da gizli tabii ki. Local temp. Şimdi temp'in altında bir tane create alt-task task adında bir bot var. Şimdi bunu editlediğimizde bazı durumlar göreceğiz. Şimdi bu task'a baktığımızda burada bir işte hack me bir alt-tire adlı isimli bir tane kullanıcı oluşturup ve bunu da local admin grubunun altına koymuş. Bu aslında privilege escalation dediğimiz tekniklerden bir tanesi. Yani bir kullanıcı yaratıp bunu da local administrator grubunun içerisine ekleme. Şimdi sonra bir schedule task yaratmış. Create diye schedule task yaratmış. Task name'i random bir şekilde yapmış. Sistem yetkileriyle çalışacakmış ve her gün saat 23'te updater.bat diye bir dosya oluşturacakmış.
Schedule task geçtikten sonra şimdi burada ilginç bir durum var. C'nin altında program files, C'de atıyorum burası bizim bir database sunucumuz olsun. Yani burada aslında birçok şey yapabilirdi. Bu yani çok böyle karmaşık ve gerçek bir saldırı olmadığı için basit bir demo ayarlamak istedik. O yüzden hani burada atıyorum Dell silmeyip de şey de yapabilirdi. İşte şifreleyebilirdi. Bu bir ransomware de olabilirdi. Ya da verileri alıp komuta kontrol sunucusuna yükleyip işte internette satabilirdi de. Ama bu senaryoda ben burayı silmesini istedim. Çünkü basit olması açısından. Bizim aslında veri tabanımız Access diye bir diye 2022 Access diye bir veri tabanımız var. Bunu silmiş. Şimdi bakalım gerçekten CDB diye bir bizim şeyin altında program files'ın altında dosyamız var mı? CDB'ye gidiyoruz. İçerisinde Access 2020 Access diye bir olması gerekirken bu silinmiş. Şimdi SentinelOne Storyline'dan bahsetmiştim. Bu aslında incelemeyi biraz kısa tutacağım ki ransomware'e biraz zaman kalması açısından. O yüzden şimdi Storyline'ın bizim ne kadar çok işe yaradığını, bizim için ne kadar çok önemli olduğunu ve işe yaradığıyla alakalı hemen bir şey başlatacağım ama birkaç soru gelmiş gene. Ses bozuluyor denmiş. Genel yaklaşım olarak EDR'ı tüm clientlara mı kurmak gerekir yoksa kritik kullanıcı ve sunucu kurmak yani genel yaklaşım olarak idealinde tüm clientlara ve sunuculara kurmak gerekiyor. Çünkü saldırı illa başlangıcı sunuculardan olmak durumunda olmuyor ki genellikle de zaten son kullanıcılar üzerinden başlıyor saldırı. Dolayısıyla saldırıyı başlarken yakalamak daha faydalı oluyor. Yani son kullanıcı sunucularımıza geldikten sonra ya da ransomware ise ya da daha kritik işte verilerimizi çalmayla alakalı bir saldırıysa bu sunucumuza geldikten sonra çok bir anlam ifade etmiyor. Zaten adam yapacağını yapmış oluyor. Dolayısıyla yani genel yaklaşım tüm client ve sunucuların hepsine bunu yüklemektir. Şimdi burada ne demiştim? Ben SentinelOne eğer bir şey görürse, zararlı bir olabileceğini düşündüğü bir aktivite görürse ki burada zararlı bir domaine erişim sağlamış, bununla alakalı tüm işlemlerin hepsini tek bir storyline altında topluyor. Ben buradan storyline'ı seçip bunun için bir query yaratırsam için yapacağım. Aslında ben mesela şu şekilde incelemeye devam edebilirdim yani. Mesela target ya da az önce mesela network connection olmuştu. İki tane network connection olmuştu. Onlar için ayrı bir query oluşturduğumda aslında updater nokta adlı bir tane daha batı kendim zaten görecektim. Oradan updater nokta batı gördükten sonra yavaş yavaş tüm sonuca gelecektim ama burada aslında şunun için bir kuralı bir şimdi şu ortadakini de sileyim. Aslında bizim tüm olay örgüsünde ben şu ana kadar ne gördüm? Saldırgan bir PowerShell komutu çalıştırıyor. PowerShell komutu gidiyor saldırganın komuta kontrol sunucusundan İşte create alt tere task ve updater alt tere task adında iki tane bot indiriyor.
UBAT'ların içerisinde de privilege escalation ve data destruction dediğimiz MITRE teknikleri kullanılıyor. Privilege escalation de bir kullanıcı yaratıp lokal gruba ekliyor ve sonrasında da işte bazı file'larla alakalı işte silme işlemi yapıyor gibi bir özet bilgi aslında kendim işte çok kısa bir sürede inceleyerek elde ettim. Ancak bu saldırıda ki tüm olayları görmek istiyorsak, bu saldırıda var olan tüm işte hangi komutlar çalıştırmış, mesela arka tarafta bir scheduled task oluşmuş ve SentinelOne bunu yakalamış ve bunu zaten görmüştük aslında, ama bu her oluşturduğunda orada hatırlarsanız random ne diye bir tane şey vardı, yani bir random number oluşturuyor. Her oluştuğunda farklı bir isimle daily her gece 23'te işte şuranın altına bir updated bot oluşturuyor ve bu bot da her gün 23'te çalışarak, eğer siz bunu fark edip silseniz dahi task scheduler çalıştığı için arka tarafta eğer task scheduler görmezseniz her gün saat 23'te tekrardan kendisini yeniliyor. Kullandığı tüm komutları buradan gene görebiliyorsunuz. Yani işte burada mesela başka bir PowerShell script'i kullanmış ya da burada gene create task şeyi indirmiş. Burada kullandığı tüm komutları görebiliyorsunuz. Sonra gelelim registry değerlerine. Bazı registry değerlerini modify etmiş. Mesela burada neleri kullanmış? Şurada bakarsak ben demiştim ki PowerShell komutunda işte kendi komuta kontrol sunucusuna bağlanması için bir URL'e ihtiyacı var. İkincisi de API token'ına ihtiyacı var. Şimdi API token'ını ve URL'i gidip register değerlerine gömüyor ve o batlardan da connection açmaya çalıştığında gidip buradaki API register değerlerini kontrol ediyor. URL'ini ve token'ını buradan alıyor. Zaten baktığımızda da VGDD'de açarsak eğer biz burada bu adamın API key'ine de zaten SentinelOne üzerinden de görebiliyoruz. Ancak buradan da görebilmek için kapatalım. Software'in altına SDK1. Burada şöyle bir API token'ı value'si yaratmış. Böyle de bir işte demotoolkit.dd diye bir URL yaratmış. Bu saldırıyla alakalı anlatabileceklerim aslında bu kadar. Yani bu saldırıda işte 7 tane proses işlemi başlatmış. Bunlardan işte 7 tane process creation. Mesela fault-helper.exe'yi kullanmış. Bunu mesela UAC'ı, User Access Control'ü genelde disable etmek için kullanılır. 13 tane cross process kullanmış bu saldırıda. İşte bunlardan conhost.exe var. Diğer bilgisayarlara ulaşabilmek için ya da farklı proseslerde komut çalıştırabilmek için. Ve burada çalıştırdığı komutlar da mesela işte register değerine eklediği işte API ve URL ile alakalı. 7 tane indicator oluşturmuş. SentinelOne burada arka tarafta bize bazı kopyalar veriyor. Diyor ki senin işte saldırgan şu hareketi yaptığında, bu arada delegate execute exif diye bir register değeri girmiş bu UAC'yi kapatabilmek için. İşte bunları kullanmış ve bunlarda Mitre'de Mitre taktik ve teknik numaralarına kadar burada veriyor. Mitre'de işte defense evasion ve persistence, genelde scheduled task'lar persistence için işte defender'ı kaldırmak, silmek ya da disable etmek, işte az önce UAC'yi kapatmak gibi işlemlerse defense evasion tekniğine giriyor. İşte burada 18 tane file hareketi olmuş. İşte bunlardan bir kısmı file deletion ki burada sildiği şeyi de gösteriyor. Yani access DB'sini gösteriyor. 2 tane network connection'ı, 1 DNS, işte 6 registry, 1 scheduled task ve 14 tane kullandığı komut varmış bu saldırı ile alakalı. Bu saldırıyı yapanlar bulunabiliyor mu ve nasıl bulunabiliyor demiş. Yani bu saldırıları yapanlar genelde ben hiç kimsenin bunların peşine düştüğünü çok görmedim. Genelde zaten yurt dışı oluyor. Bunu bilme imkanı da olmadığı için biz sadece kendi kurumumuz için olması ve en iyi olması için response'umuzu yapıyoruz. Yani detection'ımızı yaptık şu an. Burada geriye bizim aslında response yapmamız lazım. Şimdi response tarafında da ben bunun için exclusion girdim. Normalde şu an bu incident olarak üretilmeyecek. Ancak
Ben atıyorum bunu custom query'lerle yakalasaydım eğer ki öyle yakaladım. Mark as thread dediğimde bunu SentinelOne bir thread olarak, incident olarak bize şu şekilde karşımıza getirecekti. Şu an exclusion girdi olduğu için bu yok. Ve ben böyle en başa geleyim. Şimdi bu şekilde benim karşıma getirecekti. İster benim politikam bunu otomatik olarak ayarlansaydı politikam yapacaktı. Politikam eğer otomatik değilse de SentinelOne'ın ben response yetenekleriyle bunu response edecektim. Kill ve karantina diye bizim response yeteneğimiz var. Yani birçok EDR'da yok ama yani bazı EDR'larda yok ama birçok EDR'da da zaten bu var. Yani bununla alakalı çok böyle anlatacağım bir şey yok. Remediate diye bir şey var. Şimdi SentinelOne'da o storyline içerisindeki tüm olay iz kayıtlarına biz hakim olduğumuz için ekstradan işletim sisteminde var olmadan saldırganın yarattığı dosyaları hepsini delete eder. Modify ettiklerini de eski haline getirir. Yani bir register değerini modify ettiysek bunu gidip eski haline getiriyor. Ya da file name'i rename ettiysek bunu eski haline getiriyor. Eğer rollback özelliğinde zaten şimdi sen ransomware saldırısında göstereceğim. Bu saldırı ile alakalı anlatacaklarım bu kadar. Biraz aslında düşündüğümden de biraz uzun sürdü. Şimdi ransomware saldırısına geçelim. Ransomware saldırısını yapmayacağım çünkü yani bir aksilik yaşarsak webinarda sorun yaşarız. O yüzden sadece daha önce yaptığımın üzerinden devam edeceğim. Yine bir soru gelmiş. SentinelOne hangi endpoint ürünleriyle entegre olabiliyor? SentinelOne bütün işte McAfee, Symantec ya da aklınıza gelebilecek tüm ürünlerle entegre olabiliyor. Çünkü şurada exclusion dediğimiz yerlere gerekli exclusionlar girildiği sürece herhangi bir sorun yaşamadan SentinelOne EDR diğer EDR'larla çalışabiliyor. Şimdi bununla alakalı senaryomuz bitti. Şimdi ransomware'lerde genelde bazı hareketler olur. Şimdi bir ransomware'in amacı tüm verileri şifreleyip ya da silip ve karşı taraftan fidye almak olduğu için genellikle %99 ki artık böyle çok büyük işte uyuşturucu kartelleri gibi işte silah kaçakçılığı kartelleri gibi ransomware kartelleri de oluştu. EPD grupları aracılığıyla çok ciddi miktarlarda dolarları bulan miktarlarda fidye geliri elde ediyorlar ransomware'ler üzerinden. Bunlardan bir kısmı siyasi oluyor, bir kısmı da sadece para amaçlı oluyor. Şimdi ransomware'lerde amacımız tüm sistemle alakalı verileri şifreleyip karşıdan bir şekilde fidye almak. Şimdi şifrelemekle aslında yetmiyoruz. Geriye yani hedef aldığımız kurumun bunu geriye getirememesini de sağlamak istiyoruz. Çünkü kurum bunu backuplardan geri getirebilir. Dolayısıyla da yani tabiri caizse saldırganın emeklerinin hepsi boşa çıkmış olur. Bunu da istemiyoruz. Aynı zamanda da bir şekilde yakalanmak istemiyoruz. Ve en önemlisi de tespit edildikten sonra silinmek de istemiyoruz. Yani orada kalıcı olmak istiyoruz. Şimdi tüm bu adımları göz önüne aldığımızda bu adımlardan aslında evasion dediğimiz bazı saldırı ya da EDR çözümleri gibi ya da security çözümleri gibi çözümlerden kaçınma dediğimiz teknikler birçok saldırıda kullanılabiliyor. Persistency dediğimiz saldırılar da teknikler de birçok saldırılarda kullanılıyor. Ancak sadece ransomware'e has bazı şeyler de var. Şimdi ben hem genel bir bilgi olması açısından hem de olaya bir bütünlük kazandırması açısından direkt evasion yani saldırgan kuruma girdiği andan itibaren neler yapabilir? Nasıl bizi şöyle 12, 13, evet son 48 saat içerisinde çalışsak yeterli. Çünkü bunu 2 gün önce yapmıştım. Şimdi diyelim ki biz bir saldırganız ve bazı evasion teknikleri biliyoruz. Aynı zamanda da diğer tarafa geçtiğimiz zaman bir savunmacıyız ve bildiğimiz evasion teknikleri var. Bunlardan en çok kullanılanı NetSH komutuyla CMD üzerinde işte Firewall'ı, Defender'ı disable etmek.
ya da state'ini off'a çekmek ya da bazı register değerleriyle işte defender'ın işte behavioral analitik özelliğini kapatmak ya da işte online scan özelliğini kapatmak gibi işte anti spyware'ini kapatmak gibi böyle birçok şey var. Bunlarla alakalı bazı aramalar da yapacağız. Yani her attığımız taş bir kuşu vurmayabilir. Şu an hunt edeceğiz. Dediğim gibi böyle tablaya rahatlıkla gidebiliriz. Şimdi ne demiştim? Genelde komutlar tabii ki CMD üzerinde çalıştırıldığı için CMD exe. Şimdi bir kere için içerisinde CMD exe olacak ve bunun karşısında da şimdi biz CMD exe üzerinde netsh komutunu çalıştıracağımız için CMD exe'nin netsh exe'yi açmasını bekliyoruz. Devam edelim. Netsh, yani burada contain istediğimiz için sadece netsh de yazsam yeterli oluyor aslında. Ama gene de netsh exe yazmayı tercih ediyorum. Şimdi biraz komutumu ve query'mi geliştireceğim. Şimdi bunu çalıştırsam bir sürü şey çıkacak. O yüzden çünkü netsh'le alakalı başka bir sürü network komutları da var. Dolayısıyla onlarla karışmasını istemiyorum. Şimdi genelde ne oluyor? İşte disable diye ya da state'ini off yapmayla alakalı komutlar kullanılıyor. Dolayısıyla da komut satırında yani CMD line'ında contains disable geçsin. Şunu da aslında ben parantez içerisine alayım. Pardon end değil. Or gene CMD line'ında off geçsin. Ve yani birçok kez yaptığım için bunu şey yapmak istemiyorum. Yani çok fazla log çıkmasını istemiyorum. O yüzden şu event time'la alakalı kısmı direkt buraya yapıştıracağım. Kendim daha öncesinde oluşturduğum event time'ı bildiğim için. Şimdi bu saatten sonra gelen işte netsh komutlarıyla alakalı. Şimdi 4 tane proses gördüm. Tabii 8 tane proses gördüm. Bir tane kullanıcı da işte desktop.fv bilmem ne diye bir makinede komut satırına baktığımızda şurada source process command line'a baktığımızda netsh add firewall set current profile state off demiş. Yani current profile için şu an hazırda bulunan profil için firewall'u state'ini off yapmış. Current profile için off yapmış. Ve firewall'u disable etmiş. Ve bu komutları kullanmış. Şimdi bu bir kenarda kalsın. Biz devam edelim. Şimdi buradan bir kere ben hangi endpoint üzerinde bir saldırı gerçekleştiği ile alakalı ya da saldırı mı değil mi onu daha hala tam olarak bilmiyoruz. Şimdi incelemeye devam ettiğimizde daha çok detaylara hakim olacağız. Zaten şurada bir şey daha var. Burada target profile, source profile'a dikkat ettiğimizde burada çok bilinmedik bir exe görüyoruz. Şurada şunu açtığımızda conhost exe bu Windows'un exe'si. Bununla alakalı herhangi bir soru yok. Adair file @tutana.com.exe. Bunu da şu an incident'ı inceliyor olsaydık aslında bir Notepad'e şey yapıyor olacaktık. Ekranı biraz büyütebilir miyiz? Yani şöyle yapsak iyi midir? Aslında büyük ekranda kullanıyorum. Biraz da şeyi attım. Şu an iyiyse yani chatten yazabilirsiniz. Tamamdır. Burada bir tane zaten zararlı şeyi yakaladık. Onun dışında bildiğimiz başka evasion teknikleri de var. Onların üzerinden devam edelim. Şimdi bulduğumuz bulguların hepsini zaten birleştireceğiz. Bu bir kenarda kalsın.
Şimdi bazı registry değerlerimiz var bizim Windows Firewall ya da Defender ile alakalı. Bu registry değerlerini kontrol etmemiz gerekecek. Bunu da tabii uzun uzadıya yazmak istemiyorum. Şuradan gene diğer ekranımdan kopyalayacağım. Yine event time'ı şu şekilde getiriyorum. April 12 tam o anda olarak değil, event time'ı 12-2022 12-15'ten sonraki eventleri göster olarak şey yaptım. Yani büyük bir işaret olduğu için bunda bu ve sonrasındakileri getirecek. O yüzden yani ürünle alakalı bir sorun yok. O benim yazdığım query ile alakalı. Şimdi şu registry key'lerini de görelim. Oradan da bazı veriler elde edeceğiz. Şimdi bir registry key yaratmış saldırgan ya da herhangi bir insan. Zaten az önce Windows Firewall'u, yani Defender değil, Windows Firewall'u kapattı. Network tarafındaki olanı kapattı ya da işte current profile için şey yaptı. Şimdi bizim bir Defender'la alakalı petimiz şurasıdır. Policy Windows Defender Real Time Protection'la alakalı petimiz burasıdır. Böyle bir Defender'dır. Bununla alakalı Real Time Protection adında bir key yaratmış. Sonra bu key için bir value yaratmış. Value'suna bakalım. Az önce real time detection'a kadar vardı. Disable behavioral monitoring diye bir buna bir value yaratmış ki burada behavioral monitoring'i disable etmeye çalışmış ama daha bir sonrakinde ise bir modify var. Bu value'yu de gidip 1 olarak işaretmiş. Yani disable'ı 1 olarak işaretlendiğinde zaten bu disable olmuş. 0 olsaydı bu enable olacaktı. Yani bir bununla alakalı şu üçü aslında bir registry değeri ve value'sünü değiştirmesiyle alakalı işlem diyebiliriz. Buraya geldiğimizde disable on access protection modülünü yine aynı şekilde yine onun için bir value yaratıyor. Ve bu value'yu de bir olarak ayarlıyor. Sonra tekrar inceliyoruz. Bunların hepsini zaten biz atıyorum notepad'imiz ya da kullandığımız başka ne varsa disable scan on real time'ı gene yaratmış ve bunun value'sini 1'e çekmiş. Sonra atlıyoruz. Tamam bu bir sonraki saldırı için şeyleri şurada sonuçlarına bakayım. Böyle alakalı bir şey olacaktı. Tamam bu çıkmış. Şimdi behavioral analytic işte direkt online scan'le alakalı bizim firewall defender'ımızla alakalı register değerlerinde bazı işlemleri kapattığını gördük. Şimdi biz ne gördük şu ana kadar? Saldırgan Windows Firewall'unu işte NetSSH komutlarıyla ve bazı register değerleri yaratarak ve bunları modifiye ederek şu an evasion tekniklerini kullandı. Zaten biz bu saldırıyla alakalı indicator'lara baktığımızda bunların tek tek işte Mitre'nin işte evasion tekniklerinden işte işte 1562.001 işte taktik ve tekniğini kullanıyor gibi böyle detaylı olarak bunların hepsini görebiliyoruz. Şimdi buradan öğrendiğimiz gene bir şey var. Source process'te adairfiletutano.com diye bir şey gördük. Bu ilginç. Yani Windows prosesi değil. Bunun üzerine zaten yoğunlaşacağız. Ama devam edelim. Şimdi aslında bunu bu şekilde yapmak zorunda değildik. Ben şu an hep böyle query dilini gösterme adına ve hunting'in prosesinin nasıl olduğuyla alakalı şey yapmak için dolambaçlı yollardan gidiyorum. Aslında Sentinava'nın çok güzel özellikleri var. Diyelim ki ben başka herhangi bir şey var mı diye. Şimdi bütün böyle kullandığı evasion tekniklerini anlatmayacağım. Zaman yetmez. Bu saldırıyı hangi makinede olduğunu işte ve event time'ını zaten artık biliyoruz. İşte zararlı exe ile alakalı da bazı bilgiler biliyoruz. Şunun ismini ben kopyalayayım. Şuraya alalım. SRC process name ile alakalı da gene buraya gelelim. Burada ben bir adair file diye bir şey gördüm. Şunu buradan da direkt seçebiliriz. Seçemiyorum.
Şimdi şuraya tıklayayım. Yani SentinelOne aslında işimizi çok böyle kolaylaştırıcı birçok özelliği var. Yani PowerShell komutlarında mesela bir incident'ta denk gelmiştik. PowerShell komutunu şeye yakalamamış, EDR'lara ya da antivirüslere yakalanmamak için encode edip kullanmıştı. Mesela orada biz PowerShell komutunu işte Base64'ten geri işte dekod etmeye çalıştık falan. Aslında SentinelOne'da direkt o PowerShell komutu üzerine gelip dekod et gibi bir özelliğimiz de var. Bu saldırıda öyle bir şey kullanmamış ama o da çok işimize yarayan özelliklerden birisi. Şimdi ben dedim ki bu bilgisayarda ve source'unun şu egzenin başlattığı herhangi bir indikatör pardon. İndikatör kategori içerisinde. Bunların hepsini şey yaparak buluyorum. Ben şimdi evasion tekniklerini araştırdığım için gene end event timer'da gene gireceğim. Bir sürü şey göstermesin diye. Tamam. Dedim ki bu Exe'nin başlattığı SentinelOne için aslında ben bunların hepsini direkt şey de yapabilirdim. Yani şu bilgisayardaki ya da şu saatteki indicator kategorilerini ya da indicator isimlerini göster getir diye bunların hepsini işte hem evasion tekniklerini ben şu an mesela atıyorum bu bilgisayarda hangi ransomware tekniği kullanılmış falan diye buraya ransomware'e girsem bana ransomware teknikleriyle alakalı da bilgiler getirecek. Ama şu an ben onu yapmak istemiyorum. Yani direkt böyle komple manuel bir hunting yapmak istiyoruz. Çünkü webinarımızın da şeyi bu, konusu bu. Getir dediğimde zaten başka teknikler getirecek. Ben mesela her attığımız taşı her attığımız taş kuş vurmuyor diye bir şey söylemiştim. Diyelim ki şöyle bir tane daha şeyimiz olabilirdi. Yine şuradan endpoint name'i alayım. WebUtil dediğimiz bir exe var Windows'ta. Bu WebUtil exe ile genelde saldırganlar bulaştıkları bilgisayarlarda Event Viewer'daki logları siliyorlar. Ve bunu işte CMA log gitmesin ya da sonradan işte analist incelemeye başladığında benimle alakalı herhangi bir iz bulamasın diye WebUtil exe ile de CMD da CL gelsin. WebUtil exe ile de alakalı böyle aviation kullanabiliyorlar. Bunu da zaten kontrol ettiğimizde zaten saldırganın böyle bir şey kullanmadığını göreceğiz. Evet, böyle yani WebUtil exe ile alakalı herhangi bir aviation tekniği kullanmamış. Şuradan da kullandığı diğer indikatörleri, aviation tekniklerini görmek istiyorsak eğer saldırgan bu saldırıda şu evasion tekniklerini kullanmış. Mesela açalım birkaç tanesine bakalım. A file was created with internal system name diye. Şimdi app data roaming'in altına kendi exe'sini winlogon exe diye yapmış. Az önce dediğim decode.txt base64 dediğimiz seçtiğimiz eğer burada base64 şey varsa encode edilmiş varsa direkt decode edebiliriz dediğimiz özellik de burada. Kendi exe'sini startup scriptlerin arasında Windows'ta winlogon exe diye yapmış. Bu fake file name dediğimiz evasion tekniklerinden birisi. Zaten diğerleri de bizim az önce açıkladığımız şeylerden bir tanesi. Şimdi evasion teknikleri artık bu kadar yani bir aşama gördük evasion teknikleriyle alakalı. Şurayı sileyim. Biraz da işte persistency için bakalım. Yani persistency için kullanılan şeylerden bir tanesi schedule task yaratma olabiliyor. Persistent olabilmek için. Az önce evasion teknikleri winlogon yani kendi exe'sini winlogon exe diye tanıttığı için evasion ama oraya bir script attığı ya da bir exe attığı için de startup yerlerine scriptlerine yani çalışırken makine çalıştığı zaman bir daha çalışsın diye oluşturduğu için aslında o bir nevi de persistence olabilmek için kullandığı şeylerden birisi. Şimdi devam edelim. İlk önce biraz daha hızlanmak için şu şekilde devam edeceğim.
Burada herhangi bir task name var mı yok mu onu araştıracağım. Şimdi mesela normal hayatta böyle atıyorum, 2000 tane şey çıktı. Şimdi benim bu query'im aslında çok iyi bir query değil. O zaman şöyle devam edeyim. Event type dediğimiz bir tane daha bizim şeyimiz var. Burada task diye yazdığımızda register edilen taskları ben görmek istiyorum. Şuraya da event time'ını da sadece bir kısmını görebilmek için şuna ekliyorum. Şimdi burada iki tane schedule task yaratılmış. Schedule task'ları incelediğimizde bakalım. Create dediği zaten bir tane create ediyor. SC dediği bunun schedule time ile alakalı. Buraya mesela az önceki saldırıda daily'ydi. Burası month ya da week, işte week de olabilir. Bu da onlogon yazmış. Yani her boot edildiğinde, makine her boot edildiğinde bu schedule task çalışacak. Yani winlogon egzisini buraya taşıyacak. TN Loki adında. Mesela Loki diye de ilginç bir şey yakaladık. Loki çünkü adamın ismi olabilir, egzisinin ismi olabilir, bir DNS isteği olabilir, yani web sitesi olabilir. Bunun üzerine gelecek olursak gene DNS requestleri arasında Loki mevcut mudur der isek eğer. Şimdi buraya kadar anlattıklarım ve bu da dahil olarak şu ana kadar şunları gördük. Bir tane saldırı olduğunu gördük ama daha ransomware mi, ney mi bununla alakalı bir şey görmedik. Çünkü her saldırıda evasion teknikleri ve persistency teknikleri kullanılır. Burada gördüğümüz gibi bir de IOC yakaladık. Şurada bir DNS nerede? Ha. Request'ine lucky-locker1 diye bir tane domain adresi ve zararlı bir tane şey yakaladık. Zaten locker'ı falan gördüğümüzde biraz yani ellerimiz titremeye başladı. Çünkü kırık da locker'ı ya da ransomware olma ihtimali var. Burada da IP'sini ve domain ismini hemen firewall üzerinden yasaklamalıyız. İki tane IOC yakaladık. Bir de adayı file.tutanak.com exe'nin hash'i olmak üzere 3 tane şu ana kadar IOC'miz var. Elimizde saldırganla alakalı bilgimiz var ve saldırganın yaptığı bazı tekniklerden bir kısmını keşfettik. Şimdi ransomware ile alakalı sadece ransomware ile has bazı şeyler var. Bütün ransomware'ler şu ana kadar yani 2022'den şeye kadar belki 50-60 tane internetten bulduğum herhangi bir ransomware'i çalıştırmışımdır. Ya da bir sürü doküman okumuşumdur. Bu bütün ransomware'lerde var. Şu an yazacağım şeyler. Diyelim şuradan bir kere endpoint name'imi alayım. Şu an artık ransomware aşamasını da anlatacağım. Sonrasında da yavaş yavaş bitirmeye çalışacağım. Şimdi bu bilgisayar içerisinde ransomware'lerin hepsi bir kere daha şifrelemeye başlamadan önce bazı en önemli iki hareketleri vardır. Yani geri dönmeyi engellemek adına Windows üzerinde bulunan shadow copy'ler ya da işletim sistemi ya da işte sunucu da olabilir, client da olabilir. İşletim sistemi backup'ları gibi ya da uzaktaki bir takım işletim sistemi bilgisayarların backup'larını silmek gibi şeyler oluşturur. Bunu da VSS admin işte delete shadow copy gibi bazı komutlar kullanabilirler. Ya da vmix kullanıp şey yapabilirler ya da vb admin delete katalog bir Windows işletim sistemi ile alakalı katalogları silerler gibi böyle kullandığı birçok şey var. Ama bunların hepsini teker teker yazmak çok şey olacağı için şöyle yapacağız. Hepsini yazmayacağız. Zaten bizim yazdığımız keywordlerden birçoğuna match edecektir. Bir kere cmd line içerisinde delete geçecek. Or gene CMD line'ın içerisinde VSS admin geçecek ama ben VSS yazıyorum fark etmez. Çünkü contain any şey dedik. Bu da Sentinel'ın bizim için kolaylığı. Şimdi gene shadow copy'leri sileceği için her türlü. Yani bu kural da eğer sizin EDM'ınızda varsa ve bu kurala match eden bir şey varsa yani ciddi bir sıkıntı var demektir. Ya da çok spesifik bir durum olup sistem yöneticiniz bir şekilde shadow copy'leri silmek istiyor olacaktır. False pozitifi çok az olur böyle bir kuralın. Or CMD line'ında
Shadow geçsin. Gene or cmd line'ında diğer şeylere ulaşabilmesi için Vimic exe, Windows'un VMI command line olarak geçtiği exe'si. Bazı sorular var. Tamam, soru değilmiş. Vimic diye bir exe'miz var. Bunu da kullanıyorlar. Şimdi bunu ben çalıştırayım bir. Bununla alakalı bir sürü şey gelecek. Şimdi çalıştırdığımda buraya bir sürü register değeri, bir sürü indikatör, file, process, cross process, bir sürü şey gelecek. Yani bu kadar şeyin arasından incelemem zor olacak. O yüzden biraz daha spesifikleştirmem gerekiyor. Şimdi ben sadece CMD üzerinde olan şeyleri merak ettiğim için bunu process şeyleriyle, pardon, şimdi bizim yine SentinelOne'da bizim işimize yarayacak event type dediğimiz process creation ben seçmek istiyorum. Ya da bir tane daha event type ekleyeceğim. Çünkü Vimic'i de görmek istiyorum ben. Vimic komutu genelde open remote process handle type ile geliyor SentinelOne'da. Bunu buradan kapatayım. Bir de buraya yani zamanımızı ekleyelim. Olabildiğince kısıtlama adına. Şimdi burada aslında bayağı bir sadeleştirmiş olacak. Çünkü ben register değerlerini ve diğer şeyleri merak etmiyorum. Yani komut satırı içerisinde işte bu dediğim işte delete shadow copy gibi şeylere ya da vmic gibi ya da delete kullanılmış herhangi bir şey var mı yok mu? Ben bunu görmek istiyorum. Shadow copy ise yani Windows işletim sistemlerinde işletim sisteminin ya da tüm verilerin aynı VMware üzerinde nasıl bir snapshot alınıyorsa işletim sistemine ya da tüm verileri tekrardan geriye getirmek için shadow copy dediğimiz Windows'un VSS admin komutlarını kullanarak shadow copy alınabiliyor. Bunun schedule task olarak da yaratılabiliyor. Bunu SentinelOne da kullanıyor. SentinelOne'ın en böyle iddialı olduğu yerlerden birisi de ransomware'ler. Ransomware'lerden korunma adına SentinelOne kendisi application rollback dediğimiz bir type'da bir rollback alıyor. Yani yüklü olduğu tüm endpointler üzerinde bir rollback alıyor. Biz ransomware yesek bile ki ransomware saldırılarında şimdi göreceksiniz bir sürü komut geldi. Şimdi bunları incelediğimizde delete işte sistem backup diyor. VB admin'le backup silmiş. Vimic'le uzaktaki bilgisayardan ya da bir uzaktaki prosesi kullanarak shadow copy'leri delete etmeye çalışmış. Ya da direkt kendi üzerindeki delete shadow copy şunları mesela gördüğünüzde. Şimdi bütün ransomware'ler bunu yapıyor. SentinelOne'da bir shadow copy alıyor. Ama SentinelOne shadow copy aldı ve bunlar bütün şeyleri silse dahi SentinelOne kendi aldığı shadow copy'nin silinmesine izin vermiyor ve bunu anti-tampering yöntemleriyle koruyor. Ransomware'i yeseniz bile, diyelim ki SentinelOne kullanıyorsunuz ve ransomware yediniz, politikanız da detekteydi. Tek bir klik ile rollback'le bütün verilerinizi kurtarıyorsunuz ki onu da zaten en sonunda göstereceğim. Şimdi burada bunları da gördükten sonra artık ben iyice tedirgin olmam gerekiyor. Çünkü tamam bir saldırı olduğunu zaten biliyorduk. Nasıl bir saldırı olduğuyla alakalı şüphelerimiz vardı. Ransomware mi acaba değil mi diye şüphelendik. Ransomware ile alakalı bazı kritik kelimeler işte shadow copy, delete, vimic, işte vb admin de buraya gelebilir. Burada birçok şey gelebilir. İşte katalog gibi kelimeler cmd line'da geçiyorsa process creation ve open process handle event type'ları ile alakalı. Artık bunu dedik ki bu bir ransomware. Tamam. Bizim işte shadow copy'lerimizi silmiş ve bazı işlemler yapmış. Şimdi başka ransomware ile alakalı şunu. Şimdi bu şifrelemeye başlamadan 2 an öncesi. Şimdi şifrelemeye başlamadan 1 an öncesinde de ransomware'ler şunu yapıyor. Şuradan endpoint'i alıyorum. Bu da zaten herhalde son göstereceğim şey olacak. Sonrasında da aslında bu kadar uğraşmamıza gerek yoktu. SentinelOne bizi bunu
sağlıyordu. Tek bir klik ile noktasına geleceğiz. And cmd line contain any cases bc edit pardon bc edit komutlarını kullanıyor ve bu komutlarda da işte bazı kernel parametrelerini giriyor ve bu kernel parametrelerinde de Windows işletim sistemi bir takım böyle ciddi bir şifreleme başladığı anda bu şifreyi mi kırabilmek için bazı önlemler alıyor ve sen bütün ransomware'lerde bu şifrelemeye başladığında bunu engellenmesin diye ve şimdi gireceğim şeyle de cmd line'ında ignore all failures dediğimiz şey. Burada da gene bir bu option'ını değiştiriyor. Yani şifrelemeye başladığında bir sürü failure verecek. Bu da atıyorum işte event log'a ya da bazı CM'lere falan uyarısı gidebilir. Bunun da gitmesini istemediği için bunu da disable ediyor. Yani şifrelemeye başladığı andan itibaren az önceki geriye dönmesin diye yaptığı şeyler. Bu da artık ben şifrelemeye başladığımda benim önüme başka herhangi bir engel çıkmasın diye oluşturduğu bazı komutlar var. BC dedikle ya da işte boot optionlarından ignore all failures'ı disable etmesi. Bunlar Sentinel-1'ın değil, ransomware'lerin kullandığı yöntemlerden birisi. Mesela bir tane daha var. CMD line. Burada da recovery diye bir seçeneğimiz var. Bunu da geriye dönüşü yine engelleme adına çalıştırıyorlar ransomware'ler için. Bunu çalıştırdığımızda yine bununla da alakalı işlemler göreceğiz. Yani sen bir saldırgan ilk başta bazı aviation tekniklerini kullanarak security ürünlerinden kaçınmaya çalışıyor. Bunlardan artık emin olduğunda yavaş yavaş ben tamam diyor, buradayım artık, sıkıntı yok ama burada kalıcı olmam lazım. Oldu ki bir zaman sonra biri beni tespit etti. Ben tespit edildikten sonra bunlar sildiğini emin olduktan sonra ki böyle case'ler de yaşıyoruz. Atıyorum bir incident response sürecinden geçiliyor. İşte temizlendik falan diye konuşuluyor. Sonrasında atıyorum 2 ay sonra, 3 ay sonra saldırgan bir yerden tekrardan ortaya çıkıyor. Bunun içinde bazı işte schedule task'lar, startup şeylere ve registry değer startup script'lere exe ya da script ekleme, bazı registry değerlerini değiştirerek persistency'yi de sağladık. Bundan da eminiz artık. Şimdi yavaş yavaş ben bir ransomware'im artık. Standart bir şey değilim. Geriye dönemesinler ben işlemlerimi yaptıktan sonra diye düşünüyor ve bu sefer de işte delete shadow copy'leri falan silmeye başlıyor. Ve sonrasında da ben şifrelemeye başladığımda da bana bir şekilde engel olamasınlar diye kullandığım işte bu bc edit mesela burada ne diyor? Bc edit set default boot status policy ignore all failures diye mesela bir şey kullanmış. Mesela bc edit set admin default recovery no işte enable no olarak kullanmış ve bu komutların da zaten birçoğu register'da bazı değerleri etkiliyor. Bunları böyle çok çok detaylı olarak şu an şey yapmayacağım. Şimdi bunu file hareketlerinden de görebiliriz ama artık şifrelemeye başladıktan sonra çok böyle görsek de görmesek de bir anlam yani çok ifade ediyor, gene anlam ifade ediyor ama artık şifrelemeye başlamış. Ben şu ana kadar anlattıklarım şifrelemeye başlamadan önce yaptığı hareketler. Yoksa genelde şöyle çok çılgın bir tespit yöntemi de var. Mesela wallpaper değiştiriyorlar genelde. Atıyorum ransomware çalışıyor ve arka tarafta işte benim e-mail adresim bu, işte Bitcoin adresim bu ya da polise gidersen de bütün verilerini kaybedersin gibi böyle farklı farklı şeyler yazabiliyorlar. Bu gibi durumlarda da mesela arka tarafta register değerlerinde wallpaper değişmesiyle alakalı ama o şifrelemeye başladığı andan itibaren oluyor artık. Şifreleme bittikten sonra oluyor. Zaten onu yani EDR'ın tespit etmesine gerek olmuyor. Zaten biz de kendimiz acı bir şekilde bunu görüyoruz. Ransomware ile alakalı aslında anlatacağım bu kadar. Ancak ben şimdi genelde threat hunting'in işleyişini anlatmak için bu kadar uzun süre size anlattım. Şimdi Sentinel-1 bize bunu nasıl çok basit bir şekilde sağlıyor? Zaten ben bunun için ransomware'i
çalıştırdım ve bunun için exclusion girmedim. Zaten çalışır çalışmaz detect etti. Ancak benim politikam detect'te olduğu için çalışmasına izin verdi. Yani ransomware tüm hareketlerini benim ortamımda yaptı. Şimdi buraya geldim. Ben SentinelOne bana bu şekilde bir overview bilgisi verdi. İşte ben Threat Intelligence feedleriyle entegrasyonu sağladığım için AlienLabs ve VirusTotal'den bununla alakalı bilgilendirmeyi aldım. Zaten şuraya kliklediğimde VirusTotal'den görüyorum. Zaten SentinelOne bana bunun uyarısını verdi. Ama ben bütün detaylara hakim olmak istiyorum. Az önce yaptığım gibi. Az önce zaten bütün hepsine hakim olmadım. Bazı şeylerini gösterdim size. Bazı evasion tekniklerini, bazı persistence teknikleri ve bazı ransomware tekniklerini gösterdim. Ben zaten bunu tıkladığımda benim burada bahsettiğim tekniklerin hepsini SentinelOne bana direkt map etmiş. Demiş ki saldırgan bu saldırıda ransomware tekniklerinden işte şu taktik ve tekniği. Evasion'dan şunları, Persistence'den, Packer'dan, General'dan birçok teknik kullanmış. 12 tane indicator vermiş. Bana 3 ekran geliyor. Overview, Explorer ve Timeline olarak. Şimdi Overview'da klasik işte bu zaten Excel not signed olmasından zaten classification'ı veriyor falan. Explorer'a geldiğimde SentinelOne bana Storyline dediğim teknolojinin aslında görsel versiyonunu çıkartıyor. Ben bu atakta az önce query'ler yazarak hunt ettiğim, tabii bütün atakları da bu şekilde hiçbir vendor, ben bütün zero day'leri yakalam gibi bir şey yok. Birçoğunu değil, bazılarını çok advanced persistent threat dediğimiz bir kısmını da kendimiz yani custom query'ler çalıştırarak ve siber güvenlik bilgimizi de bulmamız gerekiyor. Zaten adairfiletutana.com.exe diye bir exe'den başlamış. Bunu ben çünkü Chrome'dan ya da Outlook'tan indirmedim. Direkt alıp masanın üzerine attım. O yüzden ilk parent prosesi buradan başlatıyor. Burada mesela parent proseste ne çalıştırmış? İşte şey üzerinden, CMD üzerinden bu prosesi çalıştırmış. Sonra altta tarafta da bir tane CMD açmış. CMD'de de NetSH az önce o query'de çalıştırarak gördüğüm şeyleri şu an buradan rahatlıkla görsel bir şekilde görebiliyorum. Hangi komutu çalıştırdığını ve CMD ile aynı çalıştırdığında bana bir tane indikator ve 3 tane process creation ile alakalı bilgi oluşturduğunu söylüyor. Bu sonra NetSH exe'yi çalıştırdığını söylüyor gibi gibi böyle tüm detayları ve hangi exe hangi işte register değerlerini, process'i, file'ı etkilediğini burada detaylı olarak incelersek hepsini tek tek görürüz. Şimdi burası var. SentinelOne Storyline dediği teknolojide burada tüm olay örgüsünü rahatlıkla görsel bir şekilde hakim olabilirsiniz. Aynı zamanda da burada bir timeline yapıyor. Yani biz de mesela bir incident incelediğimizde işte incident'ın bulaşma anından itibaren geçirdiği süreçleri bir timeline olarak rapor olarak veriyoruz. Bunun için bu da bizi kolaylaştırıyor. Ancak benim storyline'da en beğendiğim yer şurası. Şimdi biz böyle bir saldırı oldu ama ben saldırının tüm detaylarına hakim olmak istiyorum dediğimde benim az önce yazdığım onlarca query'ni tek bir storyline'da zaten SentinelOne toplamıştı ve ben bunu deep visibility'e göster dediğim zaman storyline'da bu saldırı içerisinde kullanılan ekranda bir sorun var diyor. Ama şu an ekranda sorun var mı? Ben arayüz üzerinden yapılan hareketlerim görünüyor mu? Görünüyor. Sorun yok. Düzenli. Tamam. Teşekkürler. Şimdi bu query'nin bu NFR ortamı olduğu için biraz maalesef yavaş. Şimdi benim az önce bulduğum işte bazı schedule task bulduğum, bazı işte CMD komutları bulduğum, bazı network connection'ları ve DNS request'leri gibi bulduğum birçok şeyin ya da kullandığı register'lerin hepsini zaten SentinelOne Storyline üzerinde aç dediğimde bana şu an getiriyor olması gerekiyor. Evet. Burada sadece 2000 tane result'unu gösterdi. 2000 tane result'unu gösterdi ama bunun hepsini göreyim dersek zaten burada 20 bin tane falan hepsini buradan rahatlıkla görebilirim. Çünkü burada 18 bin tane file falan yasaklamıştı. Neyse. Burada işte bir tane URL'e gitti. Kullandığı URL işte adamın komuta kontrol sunucusunun bulunduğu domain adresinde index.php'ye gitmiş. DNS hareketi gene orası. Register'ı değeri var. Kullandığı, bu saldırıda kullandığı 25 tane register değeri, 2 tane schedule task oluşturmuş. 1747 tane file hareketi var. Bunlardan bir kısmı
büyük bir kısmı şifreleme, bir kısmı da işte atıyorum startup'a oluşturduğu scriptler, işte attığı bazı file renameleri falan gibi şeyler. Bu saldırıda 223 tane cross process oluşturmuş. Bu cross process'te çalışan tüm komutlarını hepsini burada görebiliyoruz storyline'da. Şimdi bunu gördük, detection ettik. Detection ettikten sonra bizim dediğimiz gibi bazı response'larımız vardı. Response'a geldiğimde ben burada işte bunu işte blacklist'e ekleyeceğim. İşte true pozitif diyeceğim. Bunu tüm account'ta blacklist'e ekleyeceğim ve rollback'i tıklayıp apply ettiğimde bu sefer SentinelOne o tüm şeylerin hepsini şifrelediği dosyaların hepsini 26 tane proses kilitlemiş. 8 tane oluşturduğu zararlı dosyayı karantina altına almış. 167 tane atıyorum register değeri yaratmıştır. Bunu silmiş ya da modify etmiştir. Bunu eski haline getirmiş. Remediation yapmış. Tam 1460 tane de dosyayı rollback yapmış. Yani işletim sistemini komple eski haline getirmiş. Yani saldırgan bu saatten sonra o kullandığı scriptler yani ne persistent kalabilir bu şey üzerinde. Endpoint üzerinde ne de bundan sonra herhangi bir şekilde bulaşıp yani tabii açıklık devam ediyorsa nereden bulaştığıyla alakalı oradan gene tekrardan bulaşmaya çalışabilir. Ancak SentinelOne onu görü görmez zaten blacklist'te olduğu için bir şekilde yasaklayacaktır. Dolayısıyla rollback özelliğimizle de bu zaten rollback ve remediation SentinelOne'un patentli teknolojisi. Rollback sadece SentinelOne'da var. Windows sunucuları ve client'lar için geçerli. Şurada mitigation'da rollback'e tıkladığımızda bunu add to blacklist deyip mitigation'da rollback'e tıkladım apply dediğimizde komple tüm şeyleri geri getiriyor. Buradan da hangi dosyaları geri getirdiğini görmek istiyorsanız indirip buradan kontrol edebiliriz. Şimdi tabii yani webinar ortamı olduğu için ben normalde mesela bir müşteriye demo yaptığım zaman bu benim demo şeyim sanal makinem. Demo yaptığım zaman direkt internetten o anda bulduğum herhangi bir ransomware'i sanal makinemde çalıştırıp komple şifreleyip SentinelOne üzerinden de rahatlıkla rollback yapabiliyorum. Ama yani webinar çok böyle riske atmamak için bu tarz bir işleme girmedim. Ancak yani sonrasında hem SentinelOne'la alakalı hem de threat hunting'le alakalı böyle bizden böyle bilgi almak isteyenler olursa onlara da hem rollback hem remediation ve SentinelOne'un diğer bütün özelliklerini ve threat hunting'le alakalı bilgilendirmeler yapılabilir. Bu arada son olarak da şunu söyleyeyim. SentinelOne hem EDR hem de EPP tek bir agent üzerine sağlanıyor. Yani SentinelOne aldığınızda aktif EDR olmasının sebebi bu zaten. EPP ve EDR'ı, Next Generation Antivirus ve EDR'ı tek bir agent üzerine de almış oluyorsunuz. Benim anlatacaklarım bu kadar. İki senaryo işledik. Bir tanesi dediğim gibi bir zararlı domainin SOC ekibinden bize verilmesi. Diğeri de ransomware son darbeyi vurmadan yani işte şifreleme işlemine başlamadan önce neler yapıyor bununla alakalı ransomware hunting yaptık. Aslında benim çalıştırdığım query'leri derli toplu bir şekilde birkaç query'de topladığınızda bütün şeyler EDR'larda bunları yakalayabilirsiniz. Yani isteyen olursa da sonra custom query'leri iletebilirim mail üzerinden. Yani sorular varsa alabilirim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Rica ederim bu arada Emre Bey. SentinelOne herhangi bir tehdit havuzundan besleniyor mu diye bir soru var. Tabii SentinelOne birçok tehdit havuzundan besleniyor. Bunun içerisinde Recorded Future, Total yani kendisinin siber tehdit istihbaratı birimi ve intelligence feedleri olduğu gibi birçok vendor'dan da bu verileri satın alıyor SentinelOne. Bunu da kullanıyor. Blue Team tarafından neler öğrenmeniz gerekiyor? Bir tavsiyeniz var mı? Yani her şeyden önce yani temel işletim sistemi, network ve environment bilgisinin olması gerekiyor. En önemlisi de eğer işte Windows tarafında bir threat hunting ya da EDR üzerinde yapılacaksa Windows proseslerinin işte iyi bilmesi gerekiyor. Linux ortamında çalışıyor mu? Linux'ta da çalışıyor. Mac'de de çalışıyor. Hepsinde çalışıyor. Kubernetes gibi şey oluyor. Abdurrahman Bey, teşekkürler.
Bunun dışında manuel başka işlemler yapılabiliyor mu? Yapılabilir. Yani şu an yapılan her işlemi Windows işletim sisteminin de üzerinde de bazı event ID'leri var. Yani mesela dimik komutu kullanıldığı zaman bunun ne, şeyle ya da shadow copy'lerin silindiği zaman gene Windows işletim sisteminde event ID'leri event viewer'dan görülebilir. Ancak bu manuel bir yöntem olmuş oluyor. Ancak yani bir müşteri de herhangi bir şekilde EDR ya da Next Generation teknolojiler olmadığında bu yönteme başvurabiliyoruz.